Tasavvufni inkor qilgan kishilar tasavvufdagi ba'zi bir yanglishmovchiliklarni ro'kach qiladi. Bid'at aralashgan, xurofat aralashgan, balobatda deydi. Bid'at xurofat aralashgan, adashganlik holati islom fiqhda ham bor. Fiqhda ham bor. Aqidada ham bor. Aqidada ham qancha toifalar adashgan, to'g'rimi? Adashgan ekan aqidada toifalar chiqqan ekan deb aqida ilmini tashlash kerakmi yoki aqida ulamolarini tashlash kerakmi? Yo'q. Fiqhda noto'g'ri ijtihodlar qilib bo'lmaganmi? Bo'lgan. Lekin fuqaholar noto'g'risini bayon qilib to'g'risini aytgan. Aqida ulamolari Imom Maturidiy, Imom Ash'ariy o'shaganlar, aqida ulamolari, salaf ulamolar. Mana bu noto'g'ri aqida bunisi to'g'ri degan. Xuddi shuni singari tasavvuf ulamolari to'g'risini, noto'g'risini aytib qo'ygan. Buni siz kashf qilish shart emas. Lekin bu yerda bitta nima farq bor? Nima farq bor? Nega hech kim aqidadagi, fiqhdagi yanglishishni aytib o'tirmaydi desa? Tasavvufda fiqhda qarang, fiqhda usul birinchi ishlab chiqilgan. Usul fiqhni xatodan asraydigan mezon bo'lgan. Bemazhablik nega xato? U usuldan chiqishi. Beusullik. Shuning uchun u hamma joyda pand beradi. Lekin tasavvufdagi usul bo'lgani, lekin dastlabki davrda tartibga solinmagan. Biz Hazrat huzurlarida Ahmad Zarruqning Qawaidut Tasavvuf degan kitoblarini o'qiyamiz. Hazrat shu kitobni o'qib dars berganlar, tarjimasi ham bo'lgan, chiqib qolsa kerak inshaalloh. Tasavvuf qoidalari degan. Tasavvufning usuli shu. Ana o'sha usul bilan tasavvufdagi haligi saragi saragi, puchagi puchakka bo'ladi. Lekin bu ilm bilan bo'ladi. Endi buni tasavvufga nega ko'proq toshatiladi desa, buni siyosiy sabablari bo'lgan. Siyosiy harakatlar bo'lgan paytda, ba'zi bir joylarda siyosiy harakatlarda asosan tasavvuf bilan qoralash imkoniyati bo'lgan. Tasavvufda ayb topsa odamlar ishongan. Sababi tasavvufdagi ba'zi bir nozik masalalar bor, uni omma ilg'amaydi. Uni ilg'amagan narsasi bilan sizni aldasib, odamlarni aldasa oson. Oson. Mana bu deydi, zohiran qaraganda deydi, shirk deydi, bu bid'at deydi, va hokazo deydi. Lekin uni asosi bo'ladi, uni faqat egasidan o'rganish kerak. Asossizi ham bor, asossizini soha mutaxassislari o'zi aytadi. Shuning uchun sizlarga qisqa qilib aytganimda, ihson masalasi bizni yurtimizda oqsoq. Aslida qarang, faqihlarimiz ham yetarli emas. Bor alhamdulillah fiqh bilan shug'ullanayotganlarimiz, lekin yetarli emas. Aqida bo'yicha ulamolarimiz bor, lekin yetarli emas, ulgumayapti. Aqida masalasida qancha odamlarimizga berish kerak bo'lgan ilm ulgumagandan odamlar aqidada adashib ketyapti. Fiqhni yetkazishga ulgurmaganimizdan fiqhda odamlar adashib ketyapti. Uchinchisi ihsonda esa juda ish chatoq. Tarbiya masalasida juda ahvolimiz og'ir. Rasul akram alayhissalotu vassalom dinni faqat aqlni o'zi bilan o'rgatmaganlar. Bizni zamonaviy islomimizning kulfatini bilasizlarmi nima? Oz zamonaviy musulmonchilik paydo bo'lib qo'ygan. Ruh yo'q. Jasadi bor. Ali yong'on qoni bor. Vaqil qulqulmaydi degan. Lekin ruh yo'q. Nimaga desa, ihson borasida juda katta. Demak, nuqson katta. Ihson ilmi aslida qalbi Allohni zikri bilan bo'lib borib yetilgan odamlarni qalbidan olinadi. Bu juda noyob. Shuning uchun oldindan tasavvuf mashoyixlari aytganlarki, piri kamil, piri kamil deganda qizil gugurt. Qizil gugurt deydi. Nimaga qizil? U noyob qizil gavhar. Eng noyob gavhar. Shunaqa noyob bo'lgan qadimdan ham. Lekin bo'lgan. Sal undarog'i bo'lgan, lekin bugungi kunda tasavvuf ilmi juda bizda cho'kib ketgan. Tasavvuf deb atalib, zohirda ba'zi bir tasavvufni ko'rinishini qilib yurib, lekin tasavvufdan bebahor odam juda ko'p. Shuning uchun ularga ilm ahli rag'bat qilmaydi.
Kollardaki yancı zahirde bu sayem amel kılı yaptı, Allah barakasını versin, kogeniyem tolsun deyimiz, halas. Lekin hakiki tasavvuf meşayihleri bilseyler, İslam tarihideki en kette işlerini tasavvuf meşayihleri kıyır. Ben bu arada nasıl ki rivayetlerini ayet kim kirlerdi, yani vaktimiz var mı, yani vakt. Seyfettin Baharzi, bitti misal. Buhara'nın Buhara'yı şerif borcuyla sebep bugün adam. Bütün İslam alamını, Buhara'nın kubbetül İslam, İslam alamını kıbleye merkezi buluşuyla, ilim merkezi buluşuyla ana şu unvanlarına sebep bugün adam Seyfettin Baharzi. Kim bugün? Tesavvuf meşayih bugün. O kişinin kolu da Moğolların en kettileri Müslüman bugün. Moğollar kanak adam bugün bilesiler mi? Haliki Ertuğrul'un kim gördü? Ali millete götürüp alıp kıyılıp çiğilip yürüdüğü adamlar. Şunlarını Müslüman kovarken. Ne mege? Bundan taşkarı köp futuhatlar, güde köp işlerini kim kıyan? Tasavvuf meşayihler başta turgan. Tasavvuf meşayih, Salahaddin Ayyubi'nin işi tasavvuf ahlileri bilen bugün. Salahaddin Ayyubi bana Kudüs'te fatih kıyan, okuyan, mukuyan, ne mahtab yürüyüşü oluyordu. Sofu bugün. Aşari sofu bugün. Muhammed Fatih, İstanbul'lu Fatih'e Nakşbendi sofu bugün. Maturidi bugün. Tasavvuf kanaka bugün. Lekin adamlar görgen cansız bazı bir ananelerden ibadet dersen tasavvuf deyip düşünmüyorsa bu adamların düşüncesi deyip ayıp bu. Tasavvuf deyse kabir sığınış deyip düşünüşedir. Yok. Tasavvuf ahli kabirde, kabir ziyaretinden sığınışını nezarda tutmagan aslında. O tasavvuf ahli kabir ziyaretinden özü aladigan özüge yaraşa ibreti bugün. Aladigan faydası bugün. Şimdi bunu öşe makamlarda sekin sekin çıkkanda bilinedir. Lekin sığınış, ibadet kırış diyenlerse bulmadan o açık şirk hiç kimseydi bu işte. Lekin ana öşenin tasavvufke yapıştırıp, cahilların işini tasavvufke yapıştırıp durup, bana şu tasavvuf dese doğru buladım. Yok, doğru. Şunun için, ben bunu nasıl ne gayet yapayım? Tasavvuf dese, sofu dese, sofu diyen yapını işletse, alergiyaz kozuyor diyenler var, mazah kıra diyenler var. Muhterem azizler, tasavvuf İslam ilminin üçten biri. O onun ruhu. Onu kalb ilmi fikri deyip atayım, ihsan deyip atayım, tasavvuf deyin, ne mi deseyiz deyin. Peki bu İslam'ın üçten biri bu. Akide ilmi haklı atalgen. Tevhid ilmi değilgen, kelam ilmi değilgen, akide ilmi değilgen. Lekin bitti neresi? Şeriat ilmi değilgen deyiledi, fikh ilmi deyiledi, furu' deyilgen mesela akideye nispeten. Fikhini atar yine amını hala gençe. Lekin o bağır o. Onun inkar kılıp olmayıydı. Tasavvuf bor. Endi bu mesela tasavvufni inkar qilayotganlarda fiqh qalb ilmi bilan hech ham ish bo'lmaydim desa yo'q bor. Lekin fiqhda mazhabsiz bo'lganlik bunda ham mazhab yo'q ularda. Ya'ni usullari tayyor shakllangan maktablardan voz kechganlari uchun izdan chiqqan. Juda nochor. Tasavvuf muhtaram azizlar. Islomning o'sha qalb ilmiga doir ilmi bo'lib asırlar aşa şekillenip ulamalar tamamen işlengen onu inkar kılıp olmayıydı burada. Hemen. Ne doğru cevap olsa mütehassıs etsin. Lekin mütehassıs olmadan adam erleşmesin. Bir de kitapta okumayan, tasavvuf hakkında yarın da kitapta bir de var onu okumayan. Tasavvuf tukaralıydı. Hakkı var mı? Var tasavvuf ahlından bir gün huzurunda bol, özün tembir etsin. Tasavvuf ahli dinli mağzı yetken adamlar bo'ladi. Bazı bir haligi tushunish qiyin lafızlarını işletken bo'lsa ularning istilohi. Her bitti ilmin istilohi. Shunaqa. Xullas kalam mana şu narsalarda biz nima qilishimiz kerak hozir xulosa. Biz bu ilmlarni o'zimiz qo'ldan kelgancha o'rganishimiz kerak va qo'limizdan kelgancha shu ilmlarni mutaxassislar yetishtirishimiz kerak. Hali aytdik-ku, musulmon ummati sabablarni joriy qilganda hamma ilmni bir xilda demak harakatni qilishimiz kerak.
Bunun için biz faydalı nesneler görmemiz, sarflaşmamız lazım.